Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir sosla birlikte triliçe hazırlayacağız. Çilek soslu triliçe tarifi yapacağız. Umuyorum videomu keyifle izlersiniz. Önce keki hazırlayarak başlıyorum. 5 adet L boy yumurta kullandım. Bu arada malzeme listesinin tamamını videonun altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Malzeme listesine oradan ulaşabilirsiniz. Yumurtayı önce biraz mikserle karıştırdım. Daha sonra yavaş yavaş toz şekeri ilave ederek videoda gördüğünüz gibi hacim alıp rengi açılana kadar mikserle karıştırdım. Sonra kuru malzemeleri eleyerek ekledim. Kuru malzemeleri eleyerek kasenin içerisine aldım. Mikseri en düşüğe getirerek çalıştırdım. Bu arada İçerisine sıcak suyu da ekledim. Kuru malzemeler karışır karışmaz da mikseri kapatacağım. Çünkü kabarmış olan yumurtayı söndürmek istemiyorum. Videoda gördüğünüz gibi karışım hiç hacmini kaybetmedi. Dikdörtgen kalıbın içerisine yağlı kağıdı koydum. Yağlı kağıdı koyduktan sonra da yine margarinle yağladım. Eğer yağlı kağıdı yağlarsanız kekten yağlı kağıdı ayırmanız çok daha kolay oluyor. Karışımı boşalttıktan sonra eşit bir şekilde yine hamuru söndürmeden spatula yardımıyla tepsiye yaydım. 180 derecede pişireceğim. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti. Fırından çıkardıktan sonra da iyice soğuması için kenara aldım. Hazırlamış olduğum keki tekrar aynı tepsi içerisine yerleştirdikten sonra oda sıcaklığındaki sütün içerisine toz şekeri ilave ettim. Biraz karıştırdıktan sonra kremayı ekleyeceğim. 400 ml krema kullandım. Kremayı da ekledikten sonra tüm malzemeyi şeker eriyene kadar karıştırdım. Karışımı kekin üzerine dökmeden önce çöp şiş kullanarak delikler açtım kekin üzerinde. Bu sayede kek çok daha iyi bir şekilde karışımı emiyor. Bir kepçe yardımıyla eşit bir şekilde kekin üzerine hazırlamış olduğum süt, şeker ve krema karışımını döktüm. Bir tarafta kek iyice tüm malzemeyi içine emerken ben de daha önceden yıkayıp bir süre kevgirde beklettiğim çileklerin önce sap kısımlarını kesip daha sonra dilimledim. Daha sonra blenderdan geçireceğim için çilekleri irili ufaklı doğradım. Çileklerin saplarını kesip doğradıktan sonra üzerine limon suyunu gezdirip toz şekeri ilave ettim. Ben 1 su bardağı toz şeker kullandım. Şeker miktarı kullanmış olduğunuz çileğin tadına göre de değişebilir. İsterseniz önce yarım su bardağı koyup daha sonra tadına baktıktan sonra da ilave yapabilirsiniz. Çileği limon ve şekerle karıştırdıktan sonra yaklaşık 1-1,5 saat kadar beklettim.
Videoda gördüğünüz gibi biraz su saldı. Tencereye ocağı aldım. Kaynamasını bekleyeceğim. Bu esnada 300 ml suyun içerisine nişastayı koyup iyice karıştırdıktan sonra çileğin pişmesine yakın hazırladığım nişastalı suyu tencereye aldım. Eğer yarım su bardağı toz şeker koyduysanız bu noktada tadını kontrol edin. İsterseniz şeker ilavesi yapın. Şimdi bütün malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Tamamen pürüzsüz hale gelen çilek sosunu biraz ılıttıktan sonra aslında dökmek gerekiyor. Benim vaktim yoktu. O yüzden ocaktan aldıktan 3-4 dakika sonra kekin üzerine döktüm. Ama siz ara ara karıştırarak biraz ılınmasını bekleyip ondan sonra çilek sosunu kekin üzerine dökebilirsiniz. En az 3-4 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Vaktiniz varsa bir gün önceden yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. En son üzerini süslemek için krem şanti hazırlıyorum. Soğuk sütle toz krem şantiyi mikserle iyice karıştırdıktan sonra kullanacağım. Krema sıkma torbasının içine önce yıldız ucu takıp daha sonra da krem şantiyi içerisine alıp kenara koydum. Servisten önce çilekli triliçeyi dilimlere ayırdım. Oldukça da bereketli bir tatlı oluyor. 15 kişilik çilek soslu triliçe elde etmiş oluyorsunuz. Triliçe zaten çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı tarifi. Özellikle de meyve sosuyla hazırlarsanız çok daha hafif oluyor. Daha önce sizlerle farklı triliçe tarifleri paylaşmıştım. Hazırlamış olduğum krem şantiyi her bir dilimin üzerine sıktıktan sonra büyük çilekleri 4 eşit dilime ayırıp kenarlarına birer tane de çilek yerleştirdim. Daha sonra da soğuk soğuk çilekli triliçeyi servis edebilirsiniz. Şimdi sizlerle dilimlenmiş halinde paylaşıyorum. Çilek soslu triliçe herkesin favorisi olacak bir tatlı tarifi. Umuyorum sizler de yapıp bu nefis lezzeti afiyetle yersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen YouTube kanalıma abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.